Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu an akvaryumumuza şu vatoz yavrularını olduğu akvaryumu güzelce bir bitkilendirdim. Yani bayağı fazla bir bitki var. Bakın size şöyle göstereceğim. Şu an biraz güneş almasını istiyorum. Çünkü içinde bir sürü supresi var. Bakın şöyle göstereyim. İçinde bayağı fazla bir supresi var. Yani supresi üretim yeri gibi oldu ve bakıyorum hep fazla fazla ürüyorlar. Güneş çıkarmasın. Yani fazla fazla ürüyorlar. O yüzden biraz güneş alsın, yeşillensin, azıcık süpreleri de beslensin diye azıcık şöyle güneş almasını istedim. Yarım azıcık alıyor böyle. İçine şuradan başlayalım. Saz koydum. Orada yine limon var. Şurada bir tane ismini bilmediğim güzel bir bitki var, böyle ince yapraklı. Eladua, limon, Eladua, gül, limon, limon. Yine ismini bilmediğim bitki. Javamos, javafern. Tekrar canımız falan. Şurada farklı güzel bir tane bitki var. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. Daha şöyle üstten de göstereceğim size onu. Bakın. Çok yansıyor ama galiba. Gerçekten güzel bir bitki bakın. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir tane bitki. Orada duruyor. Gerçekten güzel oldu bu akvaryum. Şimdi bu akvaryuma şu karides akvaryumumuzdan 10 tane karides aldım. 7 tanesi mavi, 2 tanesi hayalet, 1 tanesi de kiraz. Bakın şöyle göstereyim. Mavi olanları, siyah benzer olanları falan da var. 10 tane karidesimiz var burada. Şurada hayalet olan, kırmızı olan falan filan. Büyüklü küçüklü, büyük ihtimalle erkek dişi var. Şunlar şu dişi büyük ihtimalle. Şu da dişi. Şuradaki de dişi. Şunlar falan erkek. Büyük ihtimalle ürerler, üremezlerse de sorun yok, zaten 10 tane yeter. Buraya güzel bir görüntü olacak bu karidesler. Şuradaki vatozlarımızı yakında salacağım çünkü bu yavruluklar kötü gözüküyor. Zaten burada büyürler. Arkadaşlar bitkileri koymamın asıl sebebi neden diye sorarsanız, yani güzel gözüksün şey olsun diye koymadım. Bitkileri koymamın asıl sebebi arkadaşlar, vatoz yavrularına yem atsam da ne kadar bazıları yiyemeyecek, ne kadar olsa da. Yani yiyemeyecek veya biri baskınlık kuracak falan filan diye bitkileri koydum. Bu bitkilerin üstündeki yosunlardan falan filan beslenecek. Arkadaşlar kusura bakmayın, geldim. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumda yaklaşık 40-50 tane vatoz yavrusu var. Bakın zaten görüyorsunuz şuralarda. Buradaki yavruklarda da en az 100-100, yani 100-120 tane var diyeyim. 100 değil de, yani 120 tane var yaklaşık olarak. Yani şuna 70-80 desek bu da 56. Yani 130 tane falan var yaklaşık. O yüzden yani bunları da buraya salınca çok güzel olacak. Ve bitkiler üstündeki yosunlardan, işte ne bileyim, o güzel şeylerden beslenecekler. Zaten ben birinden duymuştum. İşte dedim yani vatoz yavrularını hiç yavru almıyormuş. Açlıktan ölmüyorlar mı dedim. O da dedi ki akvaryumda bir sürü bitki var. Bitkilerin üstünden falan besleniyorlar. Aç kalmıyorlar dedi. Ben de o yüzden bu şekilde bir sürü bitkiler, mangro kökü falan var. Hep taşlara bağladım camoslar. Bir sürü bitki falan yaptım. Güzel oldu akvaryum zaten hem de. O şekilde arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi şurada yani her yerde supresi var. Bolca bakın. Yani nasıl, ben buraya biraz supresi saldım. Baya baya salıyordum buraya. Blue Moskovlar varken. Onlar hepsini yiyemedi. Tabii şu durmadan da ürüyorlar. Şu an sadece 30 olduğu için de zaten hepsini yiyemiyorlar. Hatta yemiyorlar bile bence. Küçük oldukları için. Yavruları bile yemiyorlar bence. Yiyorlarsa bir tane, yani hiç görmedim çünkü. Arkadaşlar o yüzden devamlı ürüyorlar. Yani onları yiyen bir canlı yok. Öyle diyeyim. Sadece vatoz yavruları var burada. Belki ileride bir çift şey lepistes falan salabilirim. Ama bilmiyorum, daha belli değil. Bir de bu akvaryumu ben odama alacağım kışın. Çünkü bura yavru büyütme akvaryumu, yani boylandırma akvaryumu vatoz yavrularının. Vatoz yavruları da küçük, yani kışın soğuk olacağı için, ısıtıcı da olsa yine soğuk olacak bura, balkonda olduğu için. Isıtıcıda su bir sıcak bir soğuk olunca vatoz yavruları beyaz benek olup ölecek. O yüzden odama alacağım, sıcaklık şey hem soğumasın hem bir değişmesin soğuk sıcak diye, beyaz benek olmasınlar diye odama alacağım bu akvaryumu. Büyük güzel bir akvaryum. Oradaki vatozun üstüne alacağım. Şimdi şu karideslerimizi zaten ben alıştırdım. Şimdi bunları akvaryuma salacağız. Hemen şöyle şuradaki kepçemizi alalım. Şimdi karidesleri yakalayayım ve bunları akvaryuma salalım. Evet arkadaşlar, karideslerimizi yakaladık. Bakın şu an sol elimle çekiyorum. O yüzden çok güzel çekemeyebilirim. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar karideslerimizi yakaladık. Bunları hemen akvaryuma salacağız. Şöyle hemen akvaryumlarına salalım. Yeni yerlerine. Şöyle üstten göstereceğim.
Şimdi burada yavruluk var ama olsun, yine şöyle gösterebilirim. Bir dakika arkadaşlar, ben böyle sol elimle çekemiyorum. Bir dakika, hemen geliyorum. Durduramadım. Bir dakika arkadaşlar, şunu sol elimle çekemiyorum şu an. O yüzden bir durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kamerayı sağ elime aldım. Şimdi sol elimle bu karideslerimizi, akvaryumumuzu salacağız. Şuradan şöyle göstereyim, buradan salalım. Şöyle. Bakın birkaç tanesi düşmeye başladı. Şu an netleştiremiyorum. Çok uzak olduğundan dolayı galiba. Tamam, saldık zaten hepsini. Şöyle. Ve bu arada karidesler sprelerini de yiyecektir. Yesinler, sorun olmaz. Bu karidesler de burada, bakmış olacağız. Yokuşta bir tane mutasyon geçirmiş. Böyle değişik bir tane şey var, spresi, onu göstermek istiyorum. Bakın şurada. Heh, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle şişmiş. Arkasında bir sürü yavrusu falan var. Şöyle. Bir dakika, nereye gitti? Şurada. Bakın arkadaşlar, sprelerin ne kadar çok olduğunu görüyorsunuz zaten. Şu an onu kaçırdım. Ama kuşun bir sürü yumurtası var. Arkasında çok fazla yavrusu var. Bunlar burada güzelce böyle çoğalıyorlar. Kardeşler muhtemelen yiyecek. Bu arada dişi tül vatozumuz da küpe girmeye çalışmaya başladı artık. Yakında bunlar yumurtlayabilir. Onları da buraya aldım bu arada. Bakın akvaryum çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir akvaryum oldu. De yavrukları çıkarınca çok mükemmel olacak. Bu yavruları 1-2 güne falan salmayı düşünüyorum. Zaten burada yaşarlar yani, sorun olmaz. Karidesleri de görüyorsunuz. Bunlar da bitkilerden falan beslenecektir. Aslında karideslere şu an biraz daha az atsam falan diyordum. Çünkü yani şimdi bu bitkilerin üstündeki besinleri falan yiyecekler. Vatozları az kalacak veya sprelerini yiyecekler. Neyse ya, çok sorun olmaz. Bakın bu arada şunlar da yumurtlayacak yakında. Bakın erkek küpün içinde. Erkek yelleme yapmaya da başlamış. Şu an yeni görüyorum. Dişi yakında alacak küpe. Bakın şöyle çekiyorum. Neyse, daha stres sokmayalım bunları. Çok güzel bir akvaryum oldu. Bu arada şuraya da 2-3 tane leopar şey saldım. Remşon. Neyse şimdi ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi karideslerimizi falan saldık. Akvaryumumuz gayet güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Hafiften de güneş alıyor spreleri yesin diye. Bakın bayağı fazla spremiz var. Şu yandan daha çok belli oluyor. Şöyle göstereyim. Burada şurada motor var. Sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Isımız kaç derece? 27-28 derece arası. Güzel bir ısı derecesi. Güneş aldığı için aslında 26 idi bu sabah. 2 derece artmış güneşten. Birazdan güneşi kapatacağım. Bakalım, şurası çok güzel gözüküyor şu an güneşten dolayı. Hatta perdeyi açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, perdeyi açtım. Şu an daha güzel gözüküyor, bakın bitkiler falan. Şurası sanki biraz boş gibi kaldı da şu ele doğa falan büyüyecek, uzayacak, şahımız artacak. O yüzden boş yerler dolacak yani. Şurası da zaten boş, o yüzden şu bitkiyi yerleştirdim. Ama güzel oldu, bakın güzel gözüküyor. Piofiltre de zaten sert, güzel bir şekilde çalışıyor böyle. Yani havasını iyi veriyor. Havasızlıktan ölmez o yüzden balıklar. Zaten sadece vatoz var. Limon aslında şuradaydı. Elma salyangozları bunları yedi bitirdi. Hatta bakın şuralarda hep yaprakları falan var. Hep yiyorlar elma salyangozları bitkileri. Şimdi bu şey, vatoz yavruları belki biraz büyüyünce şu eledoğa bitkilerinden falan kemirebilirler. Şunlardan falan yiyebilirler belki. Ama yesinler, sorun olmaz. Zaten devamlı üreyecekler bu şey bitkiler veya beslensinler zaten. Ama kolay kolay zaten eledoğayı falan yiyemezler bence. Ben de bir tane kanalından görmüştüm yediğini çünkü. O yüzden diyorum. Bunlar da sprelerini falan yiyecek bu karideslerde. Remşonumuz da burada. Bu şekilde oldu arkadaşlar videomuz. Abone olursanız sevinirim. Çok güzel bir akvaryum oldu. Bir de yavrular alınca çok daha güzel gözükecek. Bir de odamda olacak. Çok mükemmel olacak. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da güzel olur. Tabi size kalmış, bu videoyu beğenmediyseniz hiçbirini yapmanıza gerek yok. Ve diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi hobiler.